İtfaiye Teşkilatı eğitim amacıyla Lefkoşa Şehit Doğan Ahmet İlkokulu'nda yangın söndürme tatbikatı düzenledi. Tatbikat çerçevesinde ilk olarak sınıflarda öğrencilere itfaiye ve yangın söndürme ile ilgili bilgi verildi. Çömleği yakarken asla benzin ve tiner gibi yanıcı maddeler kullanmaması gerekir. Bunlar için özel yakacaklar var, tamam mı? Hiçbir zaman battaniye gibi eşyaları, giysileri sobalarında önünde bulundurmamamız gerekir. Ne olur? Yanaşırsak, kendi elbiselerimiz tutuşa bir şeyi sobanın önüne fazla yanaşırsak bunların önüne fazla yanaşmamamız gerekir. Ardından okul bahçesinde yangın ihbarının nasıl yapılması gerektiği öğrencilerine katıldığı canlandırma ile anlatıldı. Evet, okulda en çok anahtarlardan birini veriyorum. İhbar vereceğim. Konuş. Sesin düş. Lülete katma 19'da bir yangın çıktı. Daha sonra sırası ile yağ yangınları, yağ, gaz ve katı madde yangınlarına müdahale konuları uygulama olarak gösterildi. Evet. Şimdi bu şekilde yanan bir tüpe boğma yöntemiyle söndürme işlemi yapacağız. Tamam mı? Ne yaptım? Geldim ıslak bir bezimle veya bir battaniye olabilir, bir çarşaf olabilir. Geldim buraya, hemenden dolayarak gazın üzerine, donasını da kapayarak gazın saatini. Bu kadar basit bir söndürme işlemi vardı. Öğrencilerin yoğun ilgiyle izledikleri tatbikatlara öğretmenler de katılarak itfaiye memurları tarafından yakılan ateşleri söndürdü. İzleyin bakalım. Yok bir yer tarafa. Evet. Bu arada heyecan dolu minikler Kanal T Haber'e konuştular. Şimdi bir şey... Şeye nasıl müdahale edileceğini öğrendik. Peki nasıl müdahale ediliyormuş yangına? Yangına ıslak bezlerle ve yangın tüpleriyle müdahale ediliyor. Sen nasıl müdahale ederdin? Yangın tüpüyle. Yangın tüpüyle. Evet. Sen ne öğrendin? Yangın tüpüyle bir şey öğrendim. Yangın tüpüyle müdahale etmeyi. Evet. Yangın tüpüyle müdahale ettiler ve bir daha tüpü ellememiz için bir gösteri yaptılar. Nasıl söndürürüz tüpü diye bir şey yaptılar. Yangınla nasıl neler yapabileceklerimizi öğrettiler. Sonrasında eğer yangın olursa nasıl bildireceğimizi ve neler söyleyeceğimizi, adresimizi bilmemizi öğrettiler. Güzel. Konuşacağım hepinizle. Sen söyle. Şimdi eğer yağ tüpte kızarıyorsa ona su atmamamız gerektiğini öğren. Güzel. Sen ne öğrendin? Yangına müdahale etmememizi. Öğrendin. Güzel. Sen? Ben eğer yangın çıktığında 199'u arayıp itfaiye gelip yangını söndürmesini. Ve ateşimi söylemeliyim. Kızlar siz ne öğrendiniz? Sen ne öğrendin? Tüplerine nasıl yangın çıkar? Tüplerine nasıl yangını söndürebiliriz?